Bir şey daha soracağım. Bu son evet. günlerde özellikle medyada, medya derken de biraz internet medyasını daha çok kastediyorum. Konuşulan bir şey. Halk TV ile ilgili şu söylemleri duyuyoruz birkaç, birkaç haftadan beri. Ya yayınlarınızda biraz böyle iktidara yakın isimleri de falan çok görmeye başladık. Halk TV şey makas mı değiştiriyor, iktidara mı yanlayacak falan gibi sizin de muhakkak göze çarpıyor. Bir takım şeylerde, internetlerde falan bunlar ilgili yorumlar yapılıyor. Halk TV bir kabuk mu değiştirecek? Halk TV biraz daha merkeze mi çekiyor kendini? Muhalefetten daha iktidara yakın bir noktaya mı gidiyor? Ben bu eleştiriyi tabii siz yaptığınıza göre altında... Ben yapmıyorum. Bunu okuyorum ben sadece. Ben sonra. çünkü böyle bir eleştiriye denk gelmedim. Yani samimi söylüyorum. Benim kanalımda böyle bir şey... Yani, normalde sizde konuk olmayacak isimler falan konuk olmaya başladılar ya. Şunu ya Son zamanlar bir iki tane simgesel e, isim anlamında evet. bir iki konuk oldu. Aynen onu söylüyor. Tamam. Yani, Milletin kastı da o zaten. Tamam. Simgesel anlamda. Fakat şöyle bir şey. Zaten bunlar da şu anda bulundukları konumda varlık yaptık. Yani varlıklarını sürdürüp buraya getirdikleri, bu ülkeye bir şekilde e, zarar verdiklerini anlamış ve bunu anlatan insanlar. Dolayısıyla. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> pişmanlar <mı? gülüyor> Pişmanlar tarafında. Evet. Ha şunu ben size çok net kendi fikrimi söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. Pişmanlar buradan olan iki kişiden bahsediyorsunuz. Bu arkadaşımız yaptığı hataları orada anlattı. Ekrana çıkıp bu ülkeye verdiği zararlardan da bahsetti. Bugünkü durduğu konumu da tarif etti. Şimdi kendini ifade etme alanı olarak başka yerde bulamamış. Buraya çıkmış, kendini ifade etmiş. Böyle bir özgürlük hakkını kullanmış. Buna biz kişisel olarak, düşünsel dünyamızda Buna bir yer açmayabiliriz. Bu kabahatir Kar demiyor zaten. Bu sadece sizinle değil, bu ilgili bu sadece, ortada böyle bir algı oluşuyor. Ama böyle bir algı oluşamaz. Bu bilinçli bir algı. Bu algıyı yapanların amacı da belli. ha Kendilerine alan açmak istiyorlar. Çünkü bizlerin duruşu, bizlerin bu duruş ve bundan sonraki duracağını hiç kimse değiştiremez kardeşim. Biz bayrak direği gibi diktiriyoruz. Hiçbir Allah'ın kulu bizim o duruşumuzdan geri aramattıramaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, çıkarlarını zedeleyebilecek, kurucu felsefeye zarar getirecek, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir taşına dokunacak hiçbir yayında halk TV olmaz kardeşim. Halk TV'nin patronu da olmaz. Hiç kimse de yapamaz. Bunun için laf söylemez Ertuğrul zaten, nokta diyelim. Bunun dışında yayında, şimdi 24 saat yayın yapılan bir kanalda, yani bir tane ne diye Bizim ya. ilkemiz bellidir diyorsunuz. Bellidir kardeşim. Ee... Benim olduğum yerde hiçbir Allah'ın kulu bu çizdiğim felsefeye, onun dışında hiçbir Allah'ın kulunun gücü yetmez. Gerekirse ben o kanalı kaparım. Yine, de aksini, Yine de aksini yapmam. Çünkü inandığım ve inançlarım doğrultusunda yayın yapmak için ben Peki